Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı Yorumluyor'u sunar. Fatih Bey selamlar. Selamlar Emre Bey. Nasılsınız Fatih Bey? İyiyim. Ee, dün e, uzun zamandan sonra güzel bir tatil yaptım. İstanbul'a yakın bir arkadaşımın e, çiftliğine gittim. Böyle bir temiz hava, bol gıda falan biraz kendime geldim. <laughs> bol gıda tarafı iyi olmadı ama, <laughs> e, ama e, güzel oldu. Dinlendim o yüzden bu hafta ya iCrypex'te keyifli bir başlangıç yapmaya hazırız. Hakikaten iyi geldi yani. Ama onunla ilgili bir bilgi söyleyeceğim var sonra. Güzel bir hafta olacak, güzel bir yayın olacak inşallah. Bir kez daha değerli sponsorumuz iCrypex'e bize bu güzel haftaya beraber başlama fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Bir teşekkür de izleyicilere etmek istiyorum. Belki herkes biliyor, belki bilmiyor. Dün yepyeni bir programa başladık. Teke tek medya çatısı altında. Sevgili Celal Şengör'ün Dinozor Dede programı. Celal gençler, çocuklar ve gençler için bilimin bilimi sevdirecek, bilimin önemini anlatacak ve bilimin böyle köşe başlarını gençlere tanıtacak güzel bir programa başladı. İnşallah uzun soluklu bir program olacak. Bir iki şey söylemek istiyorum onun izni olursa. Duşma. Programla ilgili şey demiş bazı izleyiciler. Dikkatimi çekti. İşte Ya bu içerik çok da dediğiniz gibi çocuklara yönelik değil falan demişler. Çocuklar ne aldığınıza bağlı. Bence tam çocuklara yönelik. Çünkü tanıdığımız, bildiğimiz, bizim bir yandan da fokus grup olarak kullandığımız çocuklarla, çocuklara bakarak, danışarak, onlarla konuşarak yaptık. Şimdi çocuklar biraz farklılar. Yani ya bu çocuk içeri değil diyenler kendi çocukluklarını hatırlıyorlar muhtemelen. Bugün bunlarla ilgilenen çocuklar e oldukça farklılar, bambaşka bir farkındalığa sahipler, İlgi alanları, okudukları, baktıkları falan oldukça enteresan. O yüzden bu tam bizim istediğimiz yani hani hem çocuklara hem gençlere, hatta bu konulara aşina olmak isteyen ama şimdiye kadar pek de olmamış büyüklere de uygun bir içerik. O yüzden çocukları küçümsemeyin, şimdi çocuklar bir harika. Harika bir giriş oldu Fatih Bey. Oldu mu? <laughs> Şimdiki çocuklar bir harikayla. Ben de sorularıma geçiyorum öyleyse Fatih Hadi Bey. Hadi bakalım. İlk konu doğal olarak hafta sonu gündemini meşgul eden evet. Hafize Gaye Erkan. Siz köşenizde de yazdınız Fatih Bey. Hatta ben size geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki Hafize Gaye Erkan'a dokunmayın. Konuşmayın. Yani o manayı çıkarmışlar cümlelerinde. Ben öyle düşünmüştüm. Evet. Size Doğum o da sormuştum. Siz de çok öyle bakma demiştiniz. Çok güvenme demiştiniz. Evet. Herhalde. Bazen bu açıklamalar tam tersi de olabilir demiştiniz. Evet. Ve Hafize Gaye Erkan affını istediğini söyledi. Resmi gazetede görevden alındı. Eee affı affını istemekle görevden alınmak veya istifa etmek falan Türkiye'de bunların hepsi birbirine karışık e, vaziyette. Özellikle e, bizim e, Türkiye'nin sisteminde uygulamakta olduğu başkanlık sisteminde genel olarak şey yok. Ben istifa ettim durumu pek yok. Afınızı istiyorsunuz. Af, af talebiniz kabul görürse görevinize son veriliyor. Ve siz aslında istifa etmemiş oluyorsunuz. Görevden alınmış oluyorsunuz. Ancak hafize Gaye Erkan'ın durumu tam bu değil. Ya yani burada epeyden beri bildiğimiz yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsun daha geriye gideyim. Hafize Gaye Erkan'la ilgili tartışmalar ilk olarak şeyde başladı. Ahmet Hakan'a verdiği röportajda başladı. Evet, evet. i̇şte İstanbul'da kiralık evler çok pahalı. Ev bulamadım. Annemlerin yanına yerleştik. Ondan sonra Kapıcı Sadık abiye sordum. işte fiyatlar, enflasyon sen ne hissediyorsun falan gibi böyle bir ekonomi yönetiminin ne yakışmayacak ya da ekonomi yönetim anlayışını biraz açığa düşürecek, offside pozisyonunda bırakacak bir takım cümleler kullanmıştı. O gün zaten böyle bir sallantı oldu hatırlarsan. Arkasından babasıyla ilgili babasının, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın Merkez Bankası'nın özellikle İstanbul'daki genel müdürlüğü, İstanbul'daki merkezinde diyeyim ya da işlere fazlaca müdahil olduğu, çalışanları işinden kovduğu falan filan gibi söylentiler zaten var iken birdenbire bir Merkez Bankası çalışanı üstelik de başörtülü, türbanlı bir çalışanın CİMER'e yazdığı bir yazı ortaya çıktı. Kendisini Erol Erkan'ın, Habize Gaye Erkan'ın babasının işten kovduğunu anlatıyordu. Bu da ayrı bir kıyamet kopardı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Hafize Gaye Erkan adını vermeden, Hafize Gaye Erkan'a sahip çıktığı söyle, düşünülen açıklamada o iddialar üzerine geldi. Ancak orada ilginç bir şey vardı, herkese hatırlatmak e, maksadıyla bir kez daha söylüyorum. Hafize Gaye Erkan'a yönelik saldırı aslında muhalif taraftan gelmedi. O saldırının kaynağı saraya yakın veyahut da iktidara yakın çevrelerdi. Ve işte onların trollleri, o troll hesaplar, yine o çevreden ne diyeyim, adı bilinen, bilinmeyen gazeteciler veya işte toplum önderi kabul ettikleri isimler de vardı bunların içerisinde. Orada şu çok belli oldu. İktidar içerisinde bir grup, üstelik de güçlü ve zannederim de saraya yakın bir grup, Hafize Gaye Erkan'ı istemiyor e, havası oluşmuştu zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıkarmış gibi yapsa da. Ben de sana zaten dedim ki sen ona çok güvenme Cumhurbaşkanı'nın sahip çıkmasına. Genellikle bu sahip çıkmaların hemen arkasından çünkü biliyoruz ki hemen bir görevden alma e, oluyor. Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınacağı aslında o günlerde belliydi. Bunu bilenler biliyordu. E, çünkü Mehmet Şimşek... Yaklaşık 15-20 gündür Hafize Gaye Erkan'la ilgili sağda solda kendi güvendiği çevrelerde veya kendisine yakın olduğu çevrelerde Hafize Gaye Erkan'ın kendisinde ve ekonomi yönetiminde bir hayal kırıklığı yarattığını söylüyordu sağa sola. Ve bunu böyle alçak sesle falan değil, duyulabilecek tonda söylüyordu. Bunun da temel nedeni şuna bağlıyordu. Hafize Hanım'ın ya da Gaye Hanım'ın Amerika'da 2000 yıl, 2020 ile 23 arasında hakkında açılan davalar. Bu davaların mali boyutlara çok emindir ama işte hisse alım satım hissedarlara yalan söylemek, piyasayı piyasayı kandırmak falan gibi iddialarla açılmış davalar. Haklı davalar mı çok emin değilim ama bu nevi davalar var çünkü. Amerika'da First Republic Bank diye bir bankanın batışından sorumlu tutulanlar arasında bankanın bir dönem CEO'luğu yapmış Hafize Gaye Erkan da var. Buranın repütasyonunu Gaye Erkan'ın ve buna bağlı olarak da Merkez Bankası'nın ve Türkiye'nin repütasyonunu bozduğunu söylüyordu yakın çevresine Mehmet Şimşek. Ve Türkiye'ye yabancı sermaye gelmemesinin nedeni olarak da Hafize Gaye Erkan'ın oradaki varlığı olduğunu iddia ediyordu. Bence pek böyle değildir. Ee, ama Şimşek'in iddiası buydu. Hatta Şimşek mesela bunu pek çok şey söyledi. Şimşek bunu bana söyleseydi, ya, yani deseydi ki ya Fatih Beyciğim işte bize e, yatırım batırım gelmiyor. E, çünkü işte Hafize Gaye Hanım orada olduğu için gelmiyor. Yoksa gelecek deseydi ben dönerdim şeye derdim ki Mime ya yahu bazen Çorabı değiştirdiğin zaman ayak kokusu gitmez diyebilirdim kendisine. Çünkü bazen mesele kişide değil, sistemin bütünündedir. Ee, ama tabii bunu söylemek kolay değildi. O yüzden suçu e, Hafize Gaye Erkan'ın üzerinde e, buldular. Üstüne bütün bu iddialar da gelince sonuçta zaten 10 gündür yerine kim gelir diye bir arayış e, vardı. Sorularından biri de aslında oydu Fatih Bey. Neden Cevdet Akçay değil de ha. Fatih Karim. Şimdi onu söyleyeceğim sana. Aa. Şimdi Fatih Karan Niçin Fatih Karan? Şimdi Merkez Bankası koridorlarında daha çok Ceddet Akçay ismiyle konuşuluyor. Çünkü Ceddet Akçay'ın ki ben çok yakın tanırım kendisini. Bizim arşive bakarlarsa izleyenler Ceddet Akçay'la geçmiş dönemlerde 2023 ve hatta 22'de yaptığım programlar var pek çok. Cevdet Akçay'ın nasıl bir bankacı, nasıl bir kişi olduğunu oradan izleyebilirler. Cevdet Akçay son derece güvenilir, konusuna hakim, e, makro ekonomi konusunda bence çok e, kıymetli bir adamdır. Merkez Bankası'nda bu bilindiği için Cevdet Akçay gelir diye e, bir şey vardı. Ve dediğim gibi devleti çok iyi bildiğini, devletin içinden çok iyi haber aldığını söyleyen bazıları da işte Cevdet Akçay geliyor falan filan dediler. Ben o gün yazım olmadığı için bununla ilgili bir şey yazamadım ama bütün bu tartışmalar sürerken baktım ki herkesle bir cedatakçı havası oluşuyor. Mecburen bir tweet attım. Dedim ki Fatih Karahan geliyor galiba. Bilmeyenler konuşmasın manasında. Bunun üzerine bana pek çok okurdan, izleyiciden veya takipçiden sosyal medya üzerinde Fatih Bey, Cedet Akçay gelecek, Cedet Akçay'ın gelmesini engellemek isteyenler Fatih Karahan falan de, diyor olabilirler. Siz hiç onlara güvenmeyin falan dediler. Oyuna gelmeyin yani. Oyuna gelmeyin, bu tezgahın parçası olmayın. Ben de onlara şöyle dedim. Dedim ki, siz zannediyorsunuz ki Merkez Bankası Başkanı şimdi bu yarım saat içinde belirlenecek. Böyle bir şey yok. Fatih Karahan adı çok önceden belirlendi dedim onlara. Hakikaten de belirlenmişti. Şimdi niye Cevdet Akçay olmadı? Cevdet Akçay çok iyi bir bankacı. Hiçbir sıkıntı yok Cevdet Akçay'ın bankacılığında. Ancak Cevdet Akçay ne diyeyim sahipsiz. Sahipsen kastım şu. Ailesinde AKP'li yok. Kendisi bir AKP geçmiş yok. Bir siyasi geçmiş yok. Fikri bir yakınlığı yok. İmam Hatip mezunu değil. Yani e, ya da işte çocukluktan itibaren o çevrenin içerisinde büyümüş, gençliği o çevredeki isimlerle beraber geçmiş birisi değil. Sadece iyi, güvenilir, düzgün bir bankacı. Ama işte o üst noktadaki yere gelmek için başka özellikler gerekiyor. Yani bir siyasi bağlantı gerekiyor. Onun için de Fatih Karahan adı üzerinde bir mutabakat sağlandığını zaten duymuştuk. Ve Hafize Gaye Erkan'ın istifasından önce de yerine Fatih Karahan'ın gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu biliniyordu, konuşuluyordu. Niye? Çünkü Fatih Karahan'ın Ş ha, şunu söyleyeyim, bir, Fatih Karahan bu göreve oturur mu? Yani uygun mu? Sıkıntı yok. Hafize Gaye Erkan ne kadar uygunsa, Fatih Karahan ondan daha fazla uygun. Müktesebat olarak, eğitim olarak, şu olarak, bu olarak. Ama o koltuğa oturmasının tek sebebi uygunluğu değil. Ailesinde AK Partili başka isimler var. Yani en bilineni söyleyeyim, Murat Mercan. Eski iki dönem AK Parti milletvekili yapmış. Dış İstiyar Komisyonu'na çalıştım o kadar hatırlamıyorum ama şey şeyde daha sonra Washington'da Büyükelçi, yani yakın zamana kadar Washington büyük olan, hani herkes İngilizce'de daha geçmişti ya bir veda konuşmasında. Murat Mercan'ın yeğeni. Eğitimi gayet iyi, doktoraları, yüksek lisansları, şunları bunları her şeyi yerleridir. Merkez Bankası Başkanı olmaya çok müsait, uygun yani Atansa ve normal bir zamanda atansa hiçbir siyasi bağımsız olmasa bile dersin ki olabilir yani. Niye olmasın ki e, dersin. Yani işte oraya yiğit bulutu atamak gibi bir şey değil bu yani. Bu hakikaten olması göze batmayacak birisi. O yüzden bir hatalı bir atama değil. Ama şuna dikkat çektim ben dünkü yazımda da. Şimdi AK Parti döneminde Merkez Bankası başkanları giderek daha kısa sürelerle görev yapmaya başladı. Hatta Hakan Kara'nın grafiğini de ekleyelim ekrana fazla. Hakan Kara böyle bir grafik mi yaptı? Onu ekleyelim istersen Hakan Bey'in izni olursa. Bir, bir izin isteyelim lütfen. Şöyle söyleyeyim. AK Parti geldiğinde Süreyya Serden geçti. AK Parti'nin gelmesinden yaklaşık bir yıl kadar önce o göreve e, gelmişti. Süreyya Serden geçti, beş yıl görev yaptı. Süreyya Serden geçtiğinin arkasından e, yine aynı göreve e, gelen Durmuş Yılmaz, o da beş yıl yaptı. Bir sonraki dört buçuk yıl yaptı falan. Sonra en kısa süre yapan şey oldu. Naci Ağbal. Naci Ağbal o görevde topu topu 132 gün oturabildi. Yani niye o kadar kısa sürede oturdu açıkçası bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz, güvenilir AK Parti yakın kaynaklardan. Cumhurbaşkanı'nın geçmiş dönemdeki ekonomiden sorumlu bakan olarak atadığı Berat Albayrak, damadı Berat Albayrak, bir faiz arttırışı, arttırımı istemiş fakat bu faiz arttırımına izin alamamış. Daha sonra Naci Ağbal bir faiz arttırımı yapmaya başlayınca bir tartışma çıkmış ve sonrasında da Naci Ağbal görevler alınmış falan diye bir dedikodular dolaştı o zaman ortakta. Doğru mudur değil midir bilmiyoruz. O zamanın dedikodusuydu bunlar. Ee, dediğim gibi 132 gün yaptı Naci Ağbal ki bundan önceki en başarılı e, olmaya aday Merkez Bankası başkaydı Sonrasında işte Murat Uysallar, şunlar, Şahap Kavcıoğulları falan filan hepsi kısa kısa bir sene, bir buçuk sene, işte 15 ay, 10, 20, 20 ay falan gibi sürelerle kaldılar. Sonra Gaye Hanım geldi. 8,5-9 ay galiba. 9 ay kaldı görevde. Bakalım Fatih Kara ne kadar kalacak? Orada dönüyoruz benim dediğime. Yani bazen koku çoraptan değildir. Sistemdendir sisteme bakmak lazım. Eğer Fatih Karahan da oradan çok kısa sürede alınırsa sıkıntı olur. İnşallah orada bir birkaç sene görev yapma şansına erişir diye düşünüyorum. Zaten istikrarlı ve şey zamanlar yani ekonomi görece daha düzgün olduğu zamanlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın daha bağımsız hareket ettiği zamanlarmış. İşte orada her şey birbirinin içinde. Yani tavuk, yumurta, yumurta, tavuk, tavuk, horoz, horoz, kedi falan, e, folluk, bilmem. Her şey birbirine giriyor orada yani. Şimdi şunu anlamak lazım. Ya Bir merkez bankasının başarılı olması için o ülkede gereken en temel şey ne biliyor musun? Nedir faiz Hukuk, 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 hukuk. Güvenilir, 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 istikrarlı bir anlayış. Yani bugün faiz artsın, yarın yok vazgeçtim, nasıl geldi, artmasın. İşte öbür gün o olmasın, bu olmaz. Yani her şey bir tutarlılık. Yani bir hukuk, iki tutarlılık. Bunlar olmadan olmaz yani. Her gün yok yeniden yap, yap yeniden boz olmaz. Merkez Bankası Başkanı'nın kimliğinden bağımsız söylüyorum bunu. Üstelik bu kez iyi gibi görünen, bilmiyoruz. Ailesi işin kişinin ama müktesebat olarak iyi bir görünen bir başkan var. İnşallah şansı olur. İnşallah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemiyle beraber uzun bir yolculuk yapabilirler. Fahit Bey, Diğer bir konu dünün gündeminin bence çoğunu tek başına bu kapladı. Bu başlık kapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da bir konuşma yaptı ve şöyle bir cümle kurdu. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi Hatay garip kaldı dedi. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün, öbür gün değilse bir sene sonra bir gün bu söylediğinin ya ben bunu niye söyledim? Ben bunu keşke söylemeseydim diyecektir diye düşünüyorum. Çünkü o hakikaten hele hele bir deprem felaketinden çıkmış bir yer için söylenecek hani en son şey bile değil. Yani, ya siz birincisi Hatay, depremden sonra zaten iktidara oy oylu. Yani oradan birinci çıkan parti Ak Parti, orada en fazla oy alan cumhurbaşkanı adayı. Sayın Erdoğan. Bir önceki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir belediye başkanı seçmiş yani. Ne demek? Ne demek? bu? şimdi bizden biri seçmezsiniz. Çadırlarda, barakalarda, Gökhan'ın bize Cumartesi günü anlattığı durumda yaşamaya devam edersiniz. Ki bu, bu aslında doğru da değil yani. Çünkü şunu biliyorum ben yani. Hatay'la ilgili yapılan pek çok çalışma var. Bu henüz daha bazıları sonuca ulaşmadı bazıları. Ama Hatay'a bir şey yapılmak isteniyor zaten yani. Ya o, hani bu çok ne diyeyim manasız da bir laf yani. Bir, bir anlamı da yok bunun. Niçin yani? Niçin söylenmiş? Çünkü Hatay kaderi... Evet Hatay şu anda iyi durumda değil. İşte Pusalı günü e, Öykü orada şu anda e, röportajlar yapıyor, a, ortamı görüntülüyor. E, elimizde çok sayıda e, Hatay görüntüsü var. Evet Hatay iyi durumda değil. Hatay yerli bir olmuş. Bütün her yerden daha fazla zarar aldığı için, e, hasar aldığı için depremde. Şu anda kent neredeyse yok gibi bir şey ama... Orada da bir çabalar, bir şeyler var. Yerel yönetim, merkezi yönetim, sivil toplum, şu bu falan filan. E, e buna rağmen siz böyle bir şey niye diyorsunuz? Ne gerek var böyle bir şey demeye? Neden? Ben anlamadım ve gerçekten çok üzüldüm. Yani ben de şeyi düşündüm Fatih Bey. Hani bu söylenirse hani bir seçmen kitlesine hitap edecek ya da yani ne bileyim hani siyasi bir sonucu pozitif bir şey hiçbir şey gelmiyor aklıma yani. Şunu söyleyeyim sana. Bu şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hep söylediği gibi bu siyaset meselesini de toplumun çeşitli meselelerde verdiği tepkiyi de bizden çok daha iyi biliyor. Yani vatandaş ne yapar, seçmen nasıl bir tavır alır ben mi biliyorum, Sayın Erdoğan mı biliyor? Sayın Erdoğan bizden çok daha iyi bilir. Zaten o yüzden orada Cumhurbaşkanı biz burada davalarla cebelleşen bir gariban gazeteciyiz. Erdoğan bunu söylüyor. Sana bana göre, ya bu söylenmemeli ama emin ol ki bunun siyasi sonucu Erdoğan lehine olacak. Bak bundan hiç kuşkun olmaz. Şu kadar kuşkun ol. Sıfır kuşkun olsun. Çünkü Erdoğan biliyor ki bunu söylerse çadırda kalan, ayazda şeyde kalan, konteynerde hatta bez parçalarından, kartonlardan, plastiklerden yaptığı bir barınakta yaşamını idame etmeye çalışan kişilerin önemli bir bölümü ya madem öyle bari biz de buna oy verelim de belediye başkanını buradan seçelim de yarın öbür gün başımızı sokacak bir yerimizin olma ihtimali daha fazla olur diye düşünecek ve ona göre oy verecektir. Bak bunu da eleştirmiyorum. Bu insani de bir tavır olabilir. Yani kimisi vardır ki ha öyle mi hayatta da vermem der inatlaşır ama bu azınlıktır. Çoğunluk Madem öyle, bari ona verelim de bir de şansımızı böyle deneyelim diyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu iyi biliyor. Onun için söylüyor. Yani bu bize ayıp bir söylem gibi gelebilir, ama siyasi sonucu lehine olacak bir söylem olduğunu düşündüğü için Cumhurbaşkanı bunu kullanıyor. Ve göreceksin ki sonuç öyle olma ihtimali çok kuvvetlidir. Yani dediğiniz gibi siyasetin üstadı zaten. O. Bir, bir ülkede 23 yıl iktidarda kalmak çok önemli bir beceridir. Ha karşısında doğru düzgün bir muhalefet yok falan bunların hepsi üst üste koy onlar aynı bir şey ama karşısında doğru düzgün bir muhalefet olmamasını sağlamak bile bir beceri. E düşün mesela işte or, or, o masayı dağıtıyor, onu yanına alıyor, onu hiç kendisine olmayan bir partiye aday çıkarttırabiliyor. İyi tezgahlıyor abi iş. Tam da aslında soracağım şimdi oydu Fatih Bey. Şimdi DEM Parti İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehirlerinde belediye başkan adayı çıkarma kararı aldı. Hı. Yani ilk sorun şu aslında doğrudan. AK Parti ile DEM Parti anlaştı mı? Bilemem. İkinci konuda şayet Ekrem İmamoğlu'na karşı bir şey kuruluyorsa da çok iyi bir oyun kurulmuyor mu şu an siyasi olarak? Şimdi bu oyunun kurulacağını biliyorsun yaz aylarından beri biz burada söylüyoruz. Yani e, ben aylar önce... AK Parti'nin iktidarın daha doğrusu İstanbul'da DEM Parti, HDP, HADEP adına ne dersen de Kürt seçmenin, siyasal Kürt hareketinin bir aday çıkarmasını sağlamak için görüşmeler yaptığını burada kimsenin daha bunlardan haberi yokken ben yazdım. Ve burada da konuştuk bir tane sıkıntısı vardı. Yeniden Refah Partisi. Bir tek yeniden Refah Partisi matematik hesabını çok iyi yaptığı ve yakın bir tabana da hükmettiği için ya da hitap ettiği için kanırtır diyordum. Kanırtmaya devam etti ve çok fena bir noktaya getirdi. Ama DEM Parti'den bir aday çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu biliyorum. Anıl Kadir'e çıkacak. CHP gerçi hala bir umuttur, bekliyor ama çok da e, umutlu olması gerektiğini söyleyeyim ben. E, Dem partinin özellikle Kandil tarafından gelen e, yaklaşımlar e, bir aday çıkarılması yönünde. Çünkü Kandil iktidarla iyi geçinmenin kendi açısından daha doğru olacağı hissiyatını epey zamandır biliyor. Kritik anlarda zaten bunu hep görüyoruz Kandil'in tavrında. Ancak AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde durum çok da istedikleri gibi görünmüyor. Bunu bana içeriden gelen bilgiler e, söylüyor. Nasıl görünmüyor? Şimdi AK Parti'nin en önemli hedefi şuydu. Bir iyi Parti, iki DEM Parti'den eğer birileri aday çıkarsa geçen sefer Ekrem İmamoğlu'na giden oyların önemli bir bölümü. Çünkü zaman İstanbul'da DEM Parti'nin 7-8 civarında bir oyu var. E, İYİ Parti'ne 4-5 civarında bir oyu var. E, hadi bu iyi Parti zayıflamış olsun, 3'e düşmüş olsun, e, Dem Parti 7 olsun, e, bu kadar oyu alırsam ben seçimi rahat alırım diye. Yani Ekrem İmamoğlu'na geçen seçim oy vermiş bunları alırsam ben seçimi alırım diye düşünüyordu iktidar partisi. Hala da önemli ölçüde başarılı zaten. Yani alma ihtimali az değil iktidar partisinin İstanbul'u alma ihtimali. Hatta belki oldukça fazla ama Son yaptıkları kamuoyu yoklamalarında şunu görmüşler. Bunu parti içinden gelen bilgiler. Dem Parti İstanbul'da aday çıkarsa bile çıkaracakları aday seçilme şansı olmadığı için seçmenini konsolide edemiyor. Yani normal şartlarda son seçimde veya başka seçimlerde Dem Parti'ye oy vermiş olan kitle Dem Parti aday çıkarsa bile bir blok halinde eskiden olduğu gibi veya Dem Parti disiplininden beklendiği gibi gidip bir blok halinde Dem Parti adayına oy vermeyecek. AK Parti'nin diye gelen rakamlara göre ya da AK Partililere ulaşan sayılara göre diyeyim Dem Parti İstanbul'da en az %50 oranında hatta daha fazla fire veriyor. Yani Dem Parti'nin diyelim ki 8 oyu var. Çıkartacakları aday bu 8 oyun tamamını alamıyor. 8 puanlık oyun tamamını alamıyor. Burada ciddi bir fire veriyor. Bunu anketlerde kamuoyu yoklamalarında da görmüşler. İyi Parti'nin de aynı oranda hatta biraz daha fazla fire verdiği varsayıldığı için şu anda hala ortalık ortam çok bıçak sırtı. Yeniden Refah Partisi de iyi şeyden iktidar tarafından bir oy götürdüğü için şu anda İstanbul dengesi hala çok başa baş. Yani biri 43 ise biri 42, biri 41 ise biri 40, biri 48 ise biri 47 gibi düşün. Aralarındaki fark atmaşı. Hangisi önde ben bilemem. Elimde bir veri olmadı ama çok yakınlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na oy vermesi beklenen kitlenin kitleden çok fazla kopuş olmuyor DEM Parti ve İyi Parti'ye. Buna mukabil AK Parti önerisi beklenen kitleden bir miktar yeniden refah ve saadet adaylarına kopuş oluyor. Bu şu anda, yani şu anda her iki tarafta dengeli. Buradaki tek avantaj şu iktidar partisi açısından. İktidar partisi disiplinli bir biçimde hala çalışmaya devam ediyor. Muhalefet partisinde ise aynı disiplinli çalışmayı bugün görmek mümkün değil. İşte Battal İlgezli falan filan gibi bir takım adamlar kendi partileri ya da daha eski partileri diyeyim aleyhine çalışmaya devam eder. Ne kadar etkili olurlar bilmiyorum. Bunların mezhepçilik çabalarının Alevi kitle üzerinde çok fazla bir etkisi olmamakla beraber bir minimal etkisi var. Bence herkes açısından bıçak sırtı garip bir seçime doğru gidiliyor. Seçim yaklaştıkça daha net konuşmak mümkün ama şu anda iki adayın çok birbirine yakın olduğunu, atbaşı bir yarış olduğunu söylemek mümkün. Ben adaylar be belirlenmeden önce Ekrem İmamoğlu güçlü bir figür ya Fatih Bey. Hatta Cumhurbaşkanlığı konuşuluyor. Yani aday Hı. olabileceği konuşuluyordu. Hani karşısına kim gelirse gelsin onun için çok zor olur diyordum ama çok kısa bir sürede oyun çok değişti. Oyun çok değişmedi. Yani ne olursa olsun AK Parti adayının her zaman bir şansı var. Ekrem İmamoğlu'nun partisinden fazla oy olduğunu biliyoruz. Zaten Türkiye'de bugün partisinden fazla oyu olan iki kişi var. Birisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğeri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bu iki liderinde ya da iki siyasetçinin de, Ekrem İmamoğlu henüz daha lider değil ama o yönde ilerliyor. Ortak özellikleri bu zaten. Yani ikisi de kendi partilerinden daha fazla oy alabiliyorlar. Ama Tayyip Erdoğan kendi oyunun önemli bir bölümünü partisine kanalize edebilirken, Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'da bunu yapabiliyor partisine bir oy, e, ülke satında bir oy kanalize edebiliyor. Fazit Bey, diğer taraftan oyun çok değişti derken aslında şunu kastediyordum. hani İyi parti destekleyebilirdi, desteklemedi. Dem aday çıkarmayabilirdi, çıkaracağım dedi. Böyle sanki bir blok oluşuyor Ekrem İmamoğlu'nun karşısında ama Ekrem İmamoğlu, Meral Akşen'in ablasının cenazesine katılıp başsağlığı diledi. Ee, evet, Ekrem İmamoğlu bunu yaptı. Gayet doğal, ee, İyi parti ile arasında bir husumet varmış gibi gö göstermek istemiyor. İyi partinin Meral Akşener'e saygı duyan seçmeni de kaybetmek istemiyor. Yumuşak, düzgün bir siyaset yapıyor. Bence e, böyle git gitmesi doğru bir e, tavırdı. E, bir de ayrıca da cenaze başka bir şey yani. Daha insani bir şey. Ben yani. en, en sevmediğim, e, sevmediğim lafı biraz ağır kaçacak belki ama hani Aramın iyi olmadığı, çok da fazla muhabbetim olmayan insanlara bile cena yakınlarını kaybetmeleri halinde eğer İstanbullu isem e, ve çok acayip önemli bir işim yoksa cenazelerine katılırım. Mutlaka arar bir başsağlığı dilerim. Yani bu insani bir şeydir. E, yani bir insanın cenazesinde yanında olmak iyi bir şeydir. Kim olursa olsun. E, hani kanlı bıçak düşmanıysa tabii gitmesin de bir yakınlığın, bir merhaban, bir selamın, bir şeyin varsa e, gitmek gerekir. Bence doğru yapmış yani hiç oy kaygısı olmasa doğru yapmış ama bir yandan da siyasi olarak da doğru bir tavır. Fatih Bey bir de Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı. Alper Gezer Avcı kardeşimizin uzaya gittiği şu dönemde bir dizi vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır dedi. Şimdi Devlet Bey'e hak veriyorum burada. Şöyle hak veriyorum. Hakikaten de yani dikkat et biz Gezer Avcı'dan hiç bahsetmiyoruz. Doğru mu söylüyorum? Birkaç kere bahsettim. Hayır, biz derken yani ülke olarak. Ha, evet, yani, evet. Hani, Çok fazla gündeme geldi. Bir gidişi gündeme geldi. Sonra bir 50 milyon meselesini, 55 milyon meselesini konuştuk. Sonra da unutuldu gitti. Gerçi burada bakarsan yani ciddi bir iletişim problemi de var. İletişim problemi şu yani şimdi uzaya birini yollamışsınız bu ülkeden. Zaten ilk defa gidiyor. Belki uzun süre bir daha kimse gitmeyecek. Bilmiyoruz gider mi gitmez mi birisi daha. Ya bununla ilgili konuşulanlara bak. Türlü istedim güveç istedim. <laughs> Tarhana istedim, börek istedim falan gibi. Ve abuk sabuk bir muhabbettir gidiyor. Ya şimdi kardeşim, ya Gezer Avcı oradan bir şey yapacaksa, ya daha bilimsel bir şey, daha doğru bir şey falan yapılması gerekmez. mi Ne bileyim, hani normal şartlarda, burası normal bir ülke olsa, Alper Gezer Avcı oradan teke tek bilime bağlanır mesela. Biz Gezer 15 dakikalık, 10 dakikalık, 5 dakikalık neyse özel bir bölüm yaparız. Arkasından bilim insanlarıyla onu konuşuruz falan filan değil mi? Normali bu değil midir? Şimdi oradan abi yani bir geyik muhabbetine çevir yani bunu çeviren de ben değilim. Ben konuşmadan Gezer Avcı yla. Bunu çeviren de yani hükümete yakın falan insanlar ama tabii sen şimdi onunla onu konuşturursan efendim neyi özlediniz en fazla? Vallahi annemin sütlü nuriyesini özledim. Ya çevrilirse burada bir komplo var mıdır bilmem. Bence bir komplo yok burada. Burada salaklığın dik alası var. Bu salaklığın sebebi de cihalet. Sen bununla ilgili herhangi bir şeyi olmayan birileriyle gezer avcıyı konuşturursan eğer, o ne yapacak abi? Orada havalar nasıl? Efendim burada hava olmadığı için bir şey diyemiyorum. <laughs> bu nevi bir muhabbet oluyor. Bahçeli çok haklı yani gezer avcıyı gerçekten biz unuttuk yani bir uzayda birisi var ee, hani konuşmalı mıydık konuşmalıydık niye çünkü ilk hani her gün birisi çıkardı dakika ne konuşacağız kardeşim artık dersin de ilk defa birisi gitmiş toplumun merakları var orada hakikaten ne de deneyler yapılıyor bu deneylerin sonuçları ne olacak bu deneyler nasıl ısmarlandı o deney kimin için yapılıyor falan bir sürü merak edilen hakiki şey var bunların hiçbiri konuşulmadı aklımda kalan güveç mikrofonu yere atıp kendisine havaya gitmesi arkaya asılmış birkaç Türk bayrağı. Başka? Yok. Yok. Ama bu toplumun suçu değil. Bu bu işi iletişimini kim organize ettiyse onun suçu. Ee, bir komplo varsa o komployu da bu işi organize edenler yapmıştır yani. Çünkü olacak bir şey değil. Gerçekten ben de devletle gibi düşünüyorum. Bu ne ya? Uzaya dünya masraf edip bir adam yolluyorsun. Bir takım beklentiler var. Bir heyecan yaratması gerekiyor. Annemin güvecini özledim de şey ailemi çok özledim şeyi de geçenlerde şey oldu. da ne ikisi... oldu abi? Sen askersin ya. Aylar yıllarca eve gitmediğin olmuştur. Ya işte çünkü soru şey gelince ailenizi özledim. Özledim. Ben. E kim der ki mesela bana desen ki anneni özledim. Özledim diyor Annesini özlemez mi kardeşim? Bu ne zaman sorsa bunun cevabı belli. Hani hangi hıyar kalkıp ya vallahi annem beni pek umurumda değil de sevmem de ne özeceğim falan der mi abi insan? E, derse de hayırsız. evlat. De, de, derse de <laughs> öküzlerdir adamı. <laughs> <laughs> Fatih Bey bir diğer konu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin müfredat değişikliğini yakında paylaşacaklarını söyledi ve şöyle bir cümle kurdu. Bize ait, bizim değerlerimizle de inşa edilmiş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık dedi. Yani şey dememek için zor tutuyorum kendimi. Yeni protokoller mi geliyor acaba? <laughs> Abi bu ne? AK Parti'nin kaçıncı yılı? 22. yıl değil mi? 22 yıl. 22 yılda benim hatırladığım 6 müfredat değişikliği yapıldı. 3 sistem değişikliği yapıldı. 22 yıldır bizden bir şey yapmamışlar, onlardan yapmışlar, şimdi bizden yapacaklarmış. Şey Bu nasıl bir laf? Yani beyefendi adına ne, Tekin mi ne Tekin'di? Yusuf Tekin. Yusuf Tekin. Kendinden önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben 7, 6, 7 bak Akan sayıyorum ya. Ve bunların hepsi AK Partili. Ve yani bunların hiçbirisi adam değildi. Bunların hiçbirisi onlardan olan, ya onlardan işte onlardan demeyeyim bizden diyeyim hadi bir şey yapmamıştı. Allah tarafından 22 senin sonra Yusuf Tekin'i buldular da şimdi bizden bir şey yapacak. Öyle mi demek bu? Yani o bizden ne demek kim, o biz kim falan onu bilmiyoruz da. Yani bizden derken hepimizi kastettiğini düşünerek söylüyorum. 22 yıldır Amerika'dan, Japonya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan nereden bir şey yapılıyorduysa Şimdi bizden bir şey. Ya 6 kere, 6 kere sistem değiştiniz kardeşim. Bu 6'da beceremediniz, 7'de becereceksiniz değil mi? Çok güzel bir tarif vardı biliyorsun değil mi? Aynı şeyi defalarca ve farklı sonuç bekleyen ne denirdi? Ben bir şey söyleyeyim. Sus söyleme <laughs> sonra dava açıyorum. <laughs> Fahit Bey, kilise saldırısı üzerine Timur Soykan bir şeyler yazdı ve ben bunu Timur Soykan'dan öğrendim. sarı Sarıyer'de kiliseye saldırıyla ilgili tutuklananların hepsinin oturum izni varmış. Kırmızı bülten ile aranırken serbest bırakılan IŞİD'liler de varmış. <laughs> Ayrıca İstiklal Caddesi'ndeki kilisede hedefleri arasındaymış. Siz zaten şeyden bahsediyordunuz. Bütün suç örgütlerinin burada oturma izni var kardeşim nasıl şey yapılıyor. Yine şaşırdık mı diyeceksiniz. Şaşırmadık. Ola bir, bir Timur, Timur Soykan yazdıysa zaten %99.99.99.99.99 .99, .99, .99, 99 doğrudur. Ee, geçen gün onun bir başka önemli haberi de biliyorsun Bir Gün Gazetesi'nin erişim yasağı getirdi. O da kıymetli bir haberdi. bir ara ondan da bahsederiz yarın öbür gün. Bir hukuk ona bakayım da erişim yasağı mı var, yayın yasağı var şu anda bilemediğim için e, e, ona da bir e, erişim yasağı e, getirildi. onu e, Erişim yasağına eminim mi? Be, beraberinde yayın yasağı var mı? Ondan e, emin değilim. biliyorsun şey fırsat kolluyorlar bize bir şey yapmak için. Böyle daha dikkatli davranıyorum o, o yüzden Yakında biraz. Yakında zaten gün kalmayacak Bey. yani. Yani haftanın yedi gününde sizi ya mahkemeye çağırıyorlar, ya ifadeye çağırıyorlar, Aynen. ya kağıt gönderiyorlar, Aynen. ya bir şey yapıyorlar. Aynen öyle. Sağolsunlar. E, neyse, e, alışkınız biz eziyete, e, e, bu tür eziyetlere. Her her dönem çektik, bu döneme kadar olmasa da. Neyse, e, Timur Soykar'ın yazdıklarının tamamı doğru olduğundan kimsenin kuşkusu yok zaten. Yani bu kişilerin Türkiye'de oturum izni e, olduğunu da biliyoruz. Hatta suçta kullandıkları, yani suça gelip giderken kullandıkları... Polonyalı plakalı araç da biz başlangıçta bu aracın Polonya'ya geldikten sonra saklandığını söylemişlerdi. Ancak öğreniyoruz ki korsan taksicilik bile yapmışlar bunu. Çünkü vatandaşlık aldın ya da oturma izni aldın mı böyle bir takım abuk sabuk işlerle geçiniyorsun. Geçini, geçiniyorlar ve bunlara göz de yumuluyor biliyorsun. Bunu da yapmışlar. Büyük ihtimalle bunların tedavilerini falan biz Türk halkı olarak üstlenmişizdir. Hastaneye gitmişlerdir. Ameliyat falandı, falan da e, olmuşlardır. çünkü ne yazık ki memleket 2011'den bu yana giderek artan bir şekilde yol geçer Yani kim vatandaşımız, kimin oturma izni var, kime bu verildi, kime verilmedi falan bunları bilmiyoruz. Ama işte bunun arasında teröristler ve suçlular olduğunu ben burada yıllardır yazıyorum, söylüyorum. Burada da aylardır bağırıyoruz. Mesela işte geçenlerde İçişleri Bakanlığından bir açıklama geldi. 246 tane suç örgütü ortadan kaldırılmış. Bu şu demek bu? 246 tane suç örgütü kurulmuş. Herhalde bunlar 1600'lerden kalmadı. Yani bir de 246 suç örgütü zaten memlekete yeter Fatih Bey ya yani. Merak ediyorum bir o kadar daha vardı. Çünkü suç örgütü dediğim bunları hakiki böyle büyük organizasyon gelmiş. 3-5 tane çakal bir geldiği zaman bir suç örgütü, örgütü kuruyorlar zaten. Her köşe başında bir tane var, her mahallede iki tane var. E bunların yabancısı var, yerlisi var işte. E, göçmenlerin grup grupları var mesela işte Orta Asya kökenliler, Afrika kökenliler, Suriye kökenliler, Kuzey Irak kökenliler, Kafkas kökenliler, işte Güney Amerika, Doğu Avrupa, Orta Afrika, Avrupa gibi yerler var. Yani böyle bir, de şeyler de var. Etnik durumları da var bunların kendi işte. Etnik ve coğrafi bölünmeleri de var. Sağım, solum, önüm, arkam, sobe diye bir vardı ya saklanmış. Bu da sağım, solum, önüm, arkam, suç örgütü. Daha bir 246 daha çok yani geriye de daha alakalı merak etme. Zaten ülkedeki şiddet de yani ben şimdi o haberleri tek tek koymuyorum Fatih Bey. Yani işte yoldan biri kaçırılıyor, vuruluyor, bırakılıyor. Ya da işte bir hanımefendi yol ortasında şiddet görüyor, arabadan kendini atıyor. Ya bu kadar pazartesi başlığı. Ya şimdi ya bak, çok anlamayan. acayip şey oluyor. Yani bazı şeyler belki yarın daha e, detay kurdu bugün çok uzamasın program pazartesi günü milletin iş gücü vardır ama yani bak bu taksi cinayeti. Çok acayip adamı da içeride dövdükleri yolda bir iddia var. Hastaneye evet, evet. gitmişler. Bayağı, bayağı bilmiyoruz. onunla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yani doğru veya yanlış hiçbir açıklama e, gelmedi. Şimdi bak tehlikeli işler oluyor Türkiye'de. Garip işler oluyor şimdi. Taksi cinayeti kabul olacak bir şey değil tabii ki ama hemen arkasından bir yerlerde şey başlıyor. İdam, 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 idam falan filan. Şimdi, birincisi medeni ülke medeni ülkelerde genelde idam cezası idam olmaz yani. Amerika gibi gayri medeni medeni izah edilen gayrimedeni ülkelerde vardır ama e, Avrupa hukukunda işte geçenlerde de bahsettiğim Sezarya'dan bu yana idam cezası tartışılmış bir cezadır. İşte i̇dam, idam, 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 bunun yarın öbür gün e, bir anayasa değişikliğine lokomotif hale getirilmesi falan bu suçların falan bunların hepsi müsait, hepsi mümkün. Yani garip garip tartışılıyor mesela idam cezası. Ya peki o kız Özgecan'ı öldüren, bilmem işte ya da işte suçsuz masum kadınları öldüren falan. Oralarda diye bu, bir garip şeyler oluyor Türkiye'de yani mesela bu idamın böyle pırt diye ortaya sokulması falan biraz garip yani. Normal değil. Ülke komple garipleşti. Fatih Her yani. şey gibi. Ama şu, şu bir gerçek ki memlekette e, ne diyeyim bir 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 şiddet dalgası var. Yani mutsuz insanlar, umursamaz insanlar, insanlıktan çıkmış insanlar böyle bir garip bir yere doğru e, gidiyoruz... İşin çivisi çıkmış vaziyette. Yani şu anda böyle tutuluyor ama bırakıldığı anda her bütün sistem çökebilir. Yani biraz şansa yaşıyormuşuz gibi hissettim. Maalesef başında. öyle. Ben burada diyorum aylardan beri ama mesela işte o şey sakın yolda kimseyle tartışmayın dedim mesela. Burada defalarca söyledim. Yani amana amana durduk yani canınız olursunuz. Birisi bir şey diyor. Tamam abi haklısın teşekkür ederim. Çok mersi. Özür dilerim kusura bakma. Fahas bir diğer konu İtalya başbakanı da Türkiye'ye gelmişti. Onunla da bağlayarak soracağım Meloni. çünkü evet Hı -hı. çünkü sürekli bir Avrupa'da şu an göçmen sorunu Avrupa şu tartışılıyor. Avrupa'nın şu an en temel meselesi göçmen meselesi. Ve şöyle bir açıklama geldi. AB yüksek temsilcisi Borrell'den, tüm AB ülkeleri Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulmasında hemfikir. dedi. Ben bu ilişkileri şuna yoruyorum. O yüzden sormak istiyorum. Acaba oradaki göçmen problemini Bizi yani en azından göçmen istiyorlar. problemlerini büyütmemek için Türkiye'ye ihtiyaçları olduğu ve Türkiye'den bu yöne beklentiler olduğu kesin. Ve zaten Avrupa kamuoyunda Türkiye ile kurulan ilişkilerle ilgili kamuoyundan yükselen her tepkiye oradaki siyasilerin vermiş olduğu yanıt ya bir dakika göçmen meselesi var o yüzden biz Türkiye ile iyi işi kuruyoruz şeklinde oluyor. Yani hiç kimse ya Türkiye iyi bir partnerdir, Türkiye'nin NATO müttefikidir, Türkiye ile ticaret yapıyoruz, Türk, Türkler düzgün insanlardır falan diye bir açıklama gelmiyor. Kendi kamuoylarında ne zaman Türkiye ile kurulan ilişkiden kaynaklanan bir eleştiri yükselse bir dakika göçmenler için onlar. Vallahi başka bir niyetimiz yok. Göçmenler için onlarla ilişki dedikleri ve Türkiye'yi bedeli mukabilinde bir göçmen hendine çevirdikleri çok aşikar. Ya yani bunun artık konuşulur bir tarafı yok. Ee, biz komik paralara Avrupa'ya gidecek göçmenleri engelleyip bakmakla mükellefiz. Bundan birkaç sene önce ben bir yazı yazdım. Bu Türkiye 3 milyar dolar karşılığı almış ve göçmenlerin gidişine durdurmuştu ya. Kaç sene oluyor bu işte? Epey bir sene oldu. O zaman benim yaptığım, e, benim yaptığım değil, mülteciler yüksek komiserliğinin e, çıkardığı bir hesap vardı. Eğer Türkiye bu göçmen akını durdurmasaydı ve bunlar Almanya'ya gitselerdi ki bu hesap da 3 milyon 800 bin göçmen, 10 milyon falan değil yani, bunun Almanya'ya o zamana kadarki maliyeti 142 milyar Avro olacakken Türkiye'ye 3,6 milyar Avro verip kurtarmışlardı. Yani 50'de bir. Anladın? En güzeli yani Avrupa göçmen kendisine gelmesi muhtemel göçmenleri bulabileceği en ucuz otelde barındırıyor ve onların yarattığı her türlü sorunu da o otel yönetimi karşılıyor. Fazlı bir de Avrupa'da başlıyor. Biz baş... de o otelin çalışanlarıyız tabii işte. Aynen öyle oluyor. Avrupa'da başka bir dert de var. Özellikle Fransa ve Almanya'da çiftçiler. Çiftçiler ayaklandılar. Ve Hem de ayaklanma. Çok acayip protestolar yapıyorlar. Fransa'daki yani felaket. Gübreler. Almanya eh, Fransa felaket. Hatta Fransa'nın etrafını sarıp kapamaya çalışmış çiftçiler. İşte gübre mübre dökün. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? E Fransa'da bu çok alışık bir şeydi. Yani Fransızlar biliyorsun her şeyi itiraz eder zaten. Fransa'daki en güçlü lobi ise yıllardan beri bilinir ki Fransız çiftçileridir. Yani Fransa'da hükümetler herkese kavga edebilirler çiftçilerle demezler. Yani çiftçi Fransız çiftçisi Fransa'daki en güçlü e, sivil toplum grubudur ya da toplum grubudur. Bunlar Fransa'da e, her dönemde şey e, yönetimlere ülkeyi dar etmişlerdir. Ama zaten sırf Fransa'da değil Avrupa'nın genelinde tarımsal üretim yapanlar çok güçlü kesimlerdir. Bizdekinin tam aksine. Bizde tarımsal üretim yapanı kimse takmaz. Nedir artık kalmadı da pek üretim yapan bizde ama Avrupa'da niçin mesela hiç düşündün mü? Niçin Avrupa Birliği'nde hep pek çok meselede tarım ürünleri her türlü anlaşmanın dışında tutulur? Ülkeler bu konularda kendi özelliklerini asla diğer ülkelerle paylaşmazlar. Niçin masalarda en fazla tarım ürünleri üzerinde tartışma olur? Diğer her türlü üretimi bir ülkeden bir ülkeye kaydırırsın. Mesela şimdi ne diyeyim, otomobil fabrikası. Buraya da sorun varsa gelip öbür tarafta kurarsın ama tarlayı götüremezsin diye. O tarımsal üretimi bir yerden bir yere taşıyamazsın. Çiftçiyi de bir yerden bir yere yollayamazsın. Çiftçiyi de işsiz fabrika gider işsiz kalırsın diye korkutamaz. Sermaye kaçar diye de ürkütemezsin. O yüzden çiftçi güçlüdür ve Avrupa Birliği'nde her zaman tarımla uğraşanlar ayrıcalıklı bir yerdedir. Tarım politikaları ayrı bir yerdedir. Bunun sonucu olarak da o ülkelerde tarım üretimi yüksektir, kalitelidir, yüksek getirilidir ve her zaman sübvansedir. Bizde ise tam aksidir. Mesela bizde et üreticisi çiftçiye para verilmez, ona verilecek paranın 10 katıyla et ithal edilir. Halbuki onun yarısı verilirse et üretimi artacakken verilmez, o çiftçi açlığa mahkum edilir, et ithal edilir. Ama bir tane bizim çiftçimizin de aklına ya bir dakika ya kardeşim niye bize vermiyorsunuz deyip gidip de limanda o gemiyi batırmak gelmez. Veya o gemide indirilen etlerin çıkarılması engellemek gelmez. Niye? Çünkü bizim geyneğimizde böyle bir şey yoktur. Bizim gelinimiz yani devlettir. Yaptığı işte ne yapalım Bizde de? Madem öyle biz de yapmayalım. Keselim hayvanları falan şeklindedir. Hadi sıkıysa mesela Fransa dünyanın başka bir ülkesinden gemilerle et getirsin kendi çiftçisine 5 kuruş e, destek vermeden. Gitsin Brezilya'dan getirsin bakalım veya Amerika'dan veya Avrupa'nın başka yerlerinden. Sıkıysa getirsin bakalım e, et Fransız çiftçisi. Hatta eti bırakın. Üretimleri şey olanı marketlerde boşaltmışlar. Tabii canım. Ya. Çok acayip yani. Bugünlükte sorularım bu kadardı. Evetim teşekkür ediyorum soruların için. inşallah fazla uzatmamışızdır. Merkez Bankası'nı biraz fazla uzatmış olabiliriz. Ama çok merak eden var, çok soran var diye anlattık. Bu hafta boyunca yine sabahları inşallah beraber olacağız. Yine bu haftaya da iCryPax başladık değerli sponsorumuzla. Sağ olsunlar bize Fatih Altaylı yorumluyor başlığı altında başından beri destek veriyorlar. Teşekkür ederek herkese iyi haftalar diliyoruz. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.